Ve bugün son durağımız İstanbul. Hem bayram lezzetlerinin satıldığı çarşılar hem de belediyelerin kurduğu kurban pazarları yoğun. Her türlü hijyen koşulunun sağlandığı bu pazarlar hem Türkiye'nin dört bir yanından gelen satıcıları hem de İstanbulluları memnun ediyor. Ayşe Sonuçen'in izlenimleriyle İstanbulluların bayram telaşını getiriyoruz ekrana. Türkiye'de günler öncesinden başlayan bayram telaşının yoğun hissedildiği kentlerden biri İstanbul. İstanbullular 4 gün sürecek Kurban Bayramı'na hazır. Bayram tatili sebebiyle birçok kişi şehir dışında bayramı geçirmek için yollara düşerken, kurbanını şehir içinde kesecek olanlar hazırlık için alışveriş telaşına düştü. Türkiye'nin çeşitli illerinden İstanbul'a getirilen kurbanlıkların ilçe belediyelerince oluşturulan alanlarda satışı devam ediyor. Belirlenen satış noktalarında kurulan çadırlara getirilen kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da da bayram hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alibeyköy'deki satış ve kesim merkezi İstanbul'un en modern ve hijyenik kesim merkezlerinden biri. Arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş hayvanların yarısından fazlasının satışı ise tamamlandı. Kurban ibadetini yerine getirecek Müslümanlar için Türkiye'nin farklı noktalarına kurulan kurbanlık pazar yerlerinde her türlü tedbir alınıyor. Kurban bir ibadettir. Bunu bir kere net olarak ortaya koymak lazım. Ama her ibadette olduğu gibi ibadetin başka insanlara, topluma, çevreye zarar vermeden, onları rahatsız etmeden gerçekleşmesi gerekir. Biz de bu anlamda hassasız. Kurban özellikle her sene spekülasyon olan bir konu. Çevre kirliliği ya da işte hayvanlara kötü muamele gibi takım iddialar gündeme geliyor. Bu anlamda dediğim gibi veterinerlerimiz veya zabıta ekiplerimiz bu konuda son derece hassaslar. Kurban alışverişi için hayvan pazarlarının yolunu tutan vatandaşlar satıcılarla da kıyasıya pazarlık yapıyor. Pazarlıklar Arefe gününe dek devam ediyor. Buraya 6 senedir geliyorum. Burası farklı bir pazar yeri. Ben buraya hayvan oteli diyorum yani. Hepsi buraya veteriner kontrolüyle gider. Tek tek veteriner kontrolüyle gider. Burada yaşlı olmamış hayvan olmaz. Büyükşehir'in iştiraki olan Sağlık AŞ işletiyor burayı 6 senedir. Abi gayet de memnunuz. Kesim çok muazzam. Kurbanlıklarını seçerken alıcıların dikkat etmesi gereken hususlar da var. Beğenecekler hayvanı. Bütçelerini ayarlayacaklar. O bütçelere göre bakacaklar. Zaten hayvan dışından görünür. Yemini yiyorsa, geviş getiriyorsa, tüyleri parlaksa ve bahsettiğimiz 2 yaşında doldurmuşsa netice itibariyle bu kurbandır. İstanbulluların kimi kurban satın almak için pazarlıkta, kimi misafirlere sunulacak ikramlar için alışverişte. Hazırlıklarını tamamlayan İstanbullular artık bayram sabahını bekliyor.